Bu bir siyasi kumpas davası. Yani devlet isteseydi kesinlikle o ölümler yaşanmazdı. IŞİD o dönemde Irak'ta ve Suriye'de ortaya çıktı ve çok büyük katliamlara imza atmaya başladı. Şengal'de yaşananları hatırlıyorum. Ezidilere yönelik soykırım ve saldırılar. Bugün de Anneler Günü. Tüm annelerimizin, başta cumartesi annelerimiz olmak üzere, emleşen yaşar annemiz olmak üzere, depremde çocuklarını kaybetmiş annelerimizin, nezdinde tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Yaklaşık 10 yıldır devam eden bu Kobani davası adeta Kürt siyasetini dizayn etme çabası içerisinde dönmüştür. Bu 10 yıllık sürede birçok hukuksuzluklarla karşılaştık. Artık hukuk ayaklar altına alındı ve Anayasa Mahkemesi kararları, AHİM kararları bile artık uygulanmaz hale geldi. Ve maalesef bu uygulanmayan kararlar her zaman Kürt siyaseti üzerine maalesef denk gelmiş oldu. 3500 sayfalık bir iddianamenin 7 gün içerisinde heyetçe değerlendirilip kabul edilmesi gerçekten hukuka aykırı bir durum olduğu zaten ortadaydı. En başından beri aslında biz bu sürecin hukuk temelinde ilerlemeyeceğini görüyorduk ve biliyorduk. Sadece dediğimiz gibi 10 yıldır Kürt siyasetini dizayn etme çabası olarak bizim karşımızda kullanılan bir sürece yöneldi. 10 yıldır Şengal'li Kürt çocuklara ulaşamıyoruz. Binlerce Şengal'ler katledildi, binlerce Şengal'li kadınlar, Kürt kadınlar tecavüze uğradı, binlerce Şengal'li kız çocuklar kaçırıldı, ezidi çocuklar kaçırıldı. Kararlaşmayla o toplantı bitti, başbakanlık toplantı çözüm süreci vardı o dönemde. Ama Türkiye 2 Ekim'de, 3 Ekim'de, 4 Ekim'de harekete geçmedi ve IŞİD artık Kobani'ye girdi. 6 Ekim'in akşamında IŞİD Kobani'ye girdiği sırada HDP MYK toplantısı vardı. Gündüz PM toplantısı vardı, akşamda MYK toplantısı yapıldı. Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş toplantıdan ayrıldı ve 12 dakika Ahmet Davutoğlu'na telefona koştu. 12 dakikanın sonunda Ahmet Davutoğlu meale şu: ya bizimle beraber Özhan'ın yanında yer alarak Esad'a karşı savaşırsınız ya da sizi işte baş başa bırakırız. Ya bizim dediğimizi yaparsınız ya da kaderinizle baş başa kalırsınız diye bir rest çekme ve Kürtlere şantaj uyguladı. Aslında Kobani'ye saldırmasının temelinde Erdoğan ve Davutoğlu hükümeti Kürtlerin kendisinin yanında Esad'la birlikte savaşmasını istiyordu. Bir militan güç olmak istiyordu. Militarist bir güç olmasını istiyordu. Ve Kürtler de sadece kendi coğrafyasında kendi bölgesini koruyacaklarını, kimseyle savaşmak istemediklerini söylediler. Kimse Kürt halkından evinden oturulmasını bekleyemezdi. Ve kendi kaderini kendisi belirlemesi gerekiyordu Kürt halkı. Kürt halkı o akşam da çıktı sokağa. Ertesi gün de çıktı sokağa. Biz siyaseten bunları 6-8 Ekim olayları olarak tanımlamıyoruz. Biz siyaseten bu olayları 7-8 Ekim olayları olarak tanımlıyoruz. Niye 7-8 Ekim olayları? Çünkü Eylül ayının başından başlayıp 7 Ekim saat 14.30'a kadar tek bir şiddet eylemi yok. Şiddet eylemi Erdoğan'ın Kobani düşüşü düşecek açıklamasından sonra sadece Kürtler duygusal olarak kırılganlığa yol açmadı. Aynı zamanda Erdoğan'a bağlı paramiliter güçlere de bir mesajdı. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Muş'un Bartın ilçesinde Hakan Buksur polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Ve artık kontrolden çıktı her şey. O kadar kontrolden çıktı ki 7 Ekim'in akşamında sanırım Mehmet Haber oldu 7 akşamında Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu bir heyet İçişleri Bakanı Efkan Ağa'yla görüşme yapıyor ve Efkan Ağa'nın söylemiş olduğu söz şu: sahada bizim de söz geçiremediğimiz paramiliter güçler var diye. Yani aslında 7-8 Ekim olayları Kürtlerin şiddet olayları değil, Kürtlerin hak aramasını gerekçe göstererek provoke edip Kürtlere saldırmalardı.